Hepinize kocaman selamlar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bu videoda birlikte bir inceleme videosu çekeceğiz. Özellikle ee, Tab9 ve Visual Studio Code üzerinde kullanılan GitHub Copilot'tan sonra bu yapay zeka olayında artık tür açtılar diyelim. Gene bir yapay zeka ürünü arkadaşlar. Bu sefer bunun ismi Fig. Sitesi Fig.io. E, takip edebilirsiniz bu videoyu izlerken de. Bu da e, Co-Pilot'ta yapay zekayı ne için kullanıyorduk? Visual Studio Code üzerinde kullanabiliyorduk. Gene bir listesi vardı. Bir zaman sonra kullanmamıza, erişimimize izin veriyorlardı. Daha hızlı kod yazabilmemizi sağlıyordu yapay zekayı kullanarak. Bu sefer de arkadaşlar fig üretilmiş. Oldukça yeni bir şey. Bu videoda bunu inceleyeceğiz. Bu da arkadaşlar... E, Editörde değil de yani Visual Studio Code üzerinde değil de terminalde nasıl işleri hızlandırırız? Aslında bununla ilgili yapay zekayı kullanarak bir ürün geliştirmişler. Mesela terminalde çok fazla komutları unutuyorsanız ya da işte daha böyle görsel bir zekanız varsa yani görerek çalışmayı seviyorsanız özellikle dosyaların içeriğini falan da gösteriyor. Hoşunuza gideceğinizi düşündüğüm bir şey bakın şurada da zaten canlandırmışlar. Ee, neleri yapabildiğini bahsedeceğiz bu videoda daha çok. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hazırsanız bu videoda birlikte Figi deneyelim. Evet şimdi isterseniz biraz neler yapıp yapamadığına birlikte bakalım. Sitede biraz dolaşalım arkadaşlar. İşte terminalinize Visual Studio Code stilinde auto complete özelliği ekliyor. Bakın zaten stili Visual Studio Code'a çok benziyor. Çok tanıdık gelecek o yüzden. Ee, ücretsiz Mac için indirebiliyorsunuz anında ama işte Linux ve Windows'da da var diyebiliyorum. Birazdan bakacağız birlikte ona. İşte yukarıda Documentation Support Community Blog Jobs kısmına gidebilirsiniz. Burada arkadaşlar favorite CLI tool'larınız için destek sağlıyor. Ne demek bu? Bunlar için auto completion sağlıyor bu CLI tool'lar için. Burada neler için destek verdiğini göstermiş. Mesela git komutları için otomatik tamamlama sağlıyor. Şu aşağıda da bunları gösteriyor aslında. Şurada gösterdiği şeyin karşılığı yazıyor. İşte folder structure'ları için gene otomatik tamamlama sağlıyor. Scriptler için bakın şurada scriptler için işte tamamlama Google Cloud için işte g cloud yazıyorsun, auth yazıyorsun, login yazıyorsun. Mesela bunları otomatik burada gösteriyor. Gene Amazon var işte AWS'in servislerini kullanıyorsanız e, mutlaka işinize yarayacak bir tool diye düşünüyorum. Heroku var arkadaşlar. Ha, file folder'da da bakın change directory diyorsunuz. Size görsel olarak bunun e, nasıl olacağını gösteriyor. Yine işte Docker var dedik. Neler var? İşte Heroku var, Docker var, normal scriptleriniz var, G Cloud var, yani Google Cloud var, AWS var, NPM var arkadaşlar. Bakın Heroku logları mesela getiriyor burada. Birçok şeyi aslında tamamlıyor. Buradaki araçlar da gitgide ben hani fig geliştikçe artacağını düşünüyorum. Şimdi biraz daha aşağıya inelim. Ee, i̇lk akla gelecek sorulardan bir tanesi tamam çok güzel bir özellik ama bu benim terminalimi yavaşlatır mı? Ben hızlı bir insanım. Kullandığım araçlarda <laughs> hızlı olsun diyorsanız 50 mesela daha düşük demiş. Yani yeterince hızlı terminalin hızlı fig de hızlı demiş. O yüzden bence kullanım, yani kullanımı sizi hızlandıracak bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Keyboard first demiş. Ee, İlk option olarak arkadaşlar mesela bir comment yazdığınız zaman e, onu run eden bir scripti ilk option olarak gösteriyor. Yani ilk seçenek olarak onu gösteriyor. Yani gidip böyle mouse tıklamalık değil de enter ya da tab'a basarak hızlıca çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden keyboard first demiş. E, completion spekleri diyor. Open source diyor. Açık kaynaklı diyor. Ve topluluk için geliştirildi diyor ve aşağıda bir tane de şey göstermiş arkadaşlar mesela bu auto completion kısımlarını hem açık kaynaklı hem görebiliyorsunuz neler için yapıldığını hem de kendi otomatik mesela doldurmasını istediğiniz şeyleri de ekleyebiliyorsunuz ve toplulukla bunları da paylaşabiliyorsunuz bu da harika bir şey ee, sensitive data never track demiş bunu nerede görsem inanmam o yüzden yorum yok işte local ve bunu takımlarla ya da bireysel olarak kullanabilirsiniz. Gene buradaki crowd source'dan bahsedeceğim. İşte kendiniz mesela takımınızda bu autocomplete ile ilgili bir spec yazdınız, kullanmak istiyorsunuz. Takımınızla birlikte bunu kullanabilirsiniz. Kendinize özel de oluşturabilirsiniz ya da toplulukla paylaşabilirsiniz. Bakın burada build your own diyor. Bu şekilde bir template'ları var arkadaşlar. Bunu tamamlayarak işte kendi autocomplete feature'ınızı yaratabiliyorsunuz. Yine loved by developers demiş. Birçok yorumlar var. Boş zamanınızda bakarsınız. Ee, daha sonrasında işte Firebase API sunacak anladığım kadarıyla. Onunla ürün geliştirmek de kolaylaşacak. Bence bu kadarı yeterli arkadaşlar. İsterseniz artık ürünü denemeye başlayalım. Terminalimize neyi ekleyeceğiz? Ee, Fig'i ekleyeceğiz. Sürekli bir Mac logosu görüyorum ama. Şöyle indirelim. Bir de documentation kısmına gidelim. Ya da geri gidelim. Nasıl kullanacağımı birazcık bahsetsen keşke. Yani direkt indirdim ben bunu ama. sanırım her işletim sistemi için ayrı buton gösteriyor. Yani ben şu an Ubuntu'da ne gösterdiğini bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar ThinkPad'de denedim ben bunu. Bu şekilde bir buton yoktu. Farklı bir buton olacak muhtemelen sizde. Ve denediğimde de Windows ve Ubuntu için waitlist gibi bir şey oluşturmuşlar. Oraya işte e-mail'inizi falan yazıyorsunuz. Kullandığınız terminalin çeşidini falan söylüyorsunuz. Bir süre sonra Orası için de optimize hale getirecekler anladığım kadarıyla. Ama şu an eğer Mac kullanıyorsanız otomatik olarak otomatik olarak kullanmaya başlayabilirsiniz direkt diye anlıyorum ben bunu. Tamam arkadaşlar. Şimdi figi kurduktan sonra şurada fig yazalım. Ve açalım bunu. Welcome to Fig demiş. Biraz izinlere ihtiyacım var demiş. Tamam. Setup diyorum. Enable diyorum. Bekleyelim bakalım. Ha, beklemiyoruz ki. Şurayı yapacağız. Biraz gider misin? Ha, tamam. Şimdi Fig'e izin vereceğim. Bence verdim şu an. Advanced tamam bence oldu yani bence. Tamam şunu şöyle getireyim. The build and the build continue, continue. Yani geriye gidemiyor muyuz? Tamam. E, tema olarak ne seçebiliriz? Tema olarak GitHub Dark var. E, güzel temalar varmış. Dracula'yı seçelim mi? Dracula'yı seçebiliriz arkadaşlar. Hadi seçelim. Daha sonrasında fix settings içerisinden bunları değiştirebiliyorsunuz zaten. They <laughs> are working with to connect with teammates. Sign in with a password. Hmm, tamam. Coding with Dylan. Gmail.com Verify email address. Tamam. Continue. İşte kırdı. Şimdi ne olacak peki? Fik e, kuruldu diyor. Birazcık yaklaşalım istiyorum. Şöyle büyüter büyütürler. <laughs> tamam şimdi görebileceğiniz hale getirelim şunu. Şunu da şöyle kapatayım arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Daha da büyüsün. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kocaman ol, Kocaman ol. Tamam. Şöyle ortalayacağım bunu. Tamam. Şimdi fig'i kurdum. This quick walkthrough will show you how fig works. Şimdi bu basit bir walkthrough arkadaşlar. Bizi böyle gezdirecek fig nasıl çalışıyor bize bunu anlatacak aslında. Eğer ee, takılırsanız help yazacaksınız. Çıkmak isterseniz de ctrl-c yapacağız. Devam için enter, enter dedim. Şimdi e, comment suggest ediyor yani öneriyor. Opsiyonlar ve argümanlar öneriyor siz yazdıkça diyor. Mesela A değil basiclerini tamamlayalım. Filtrelemek için yazmanız lazım. Siz yazdıkça zaten otomatik filtreliyor. Navigation için e, alt ve üst ok tuşlarını kullanarak e, geçişler yapabiliriz. Ve seçmek için de enter ya da tab'a basıyoruz arkadaşlar. Enter diyelim tamam. Mesela diyor CD yazıp, CD yazıp, mesela bu Change Directory'den geliyor. Dosya değiştirmek için CD yazıyoruz normalde. Ee, boşluk bıraktıktan sonra... Şimdi burada CD yazıyorum arkadaşlar. CD, Change Directory demek. Yani dosya değiştireceğim ve boşluk bıraktıktan sonra bakın burada olan bütün... <laughs> yazılımcı kız. Falan. Bütün işte şeyler geliyor, dosyalar neler varsa. Ee, change directory into the fig folder. Tamam şunun içerisine gidin diyor. Enter diyorum. Şu çıkan şey arkadaşlar execute demek yani şurada yazan komut neyse onu çalıştır demek. Enter'a basıyorum ve bana alsın awesome diyor. Tamam. Şimdi ne oldu? Enter tab dedik. Burası zaten aynı. Fake folder'ın içerisine girdik. Buradaki red icon'dan bahsediyor. Otomatik olarak komutu çalıştırıyor. Enter diyorum. Devam ediyorum şimdi. Hiding auto complete. Auto complete'i nasıl saklarız? Ee, nasıl kapatacağımızı gösterecek burada da. ESC'ye basarak diyor kapatabilirsiniz diyor ya da yuk yukarı ok tuşuna bastığınız zaman Sorry, you can use the down to show fig again. İşte aşağı ok tuşuna bastığınızda figi yeniden görebilirsiniz diyor. Şimdi nasıl yapıldığını bir bakalım. We, fig, fig, <laughs> fig can insert text and move your cursor around. To continue git commit XMF. E heyecanlanmayın diyor. Buradaki komut gerçekten çalışmayacakmış. Yazalım bakalım. Git commit. Bakın otomatik getirdi gördünüz mü? Git commit. Tıkladım mesela. Taba da basabilirsiniz. Git commit. şöyle bir daha bakalım. Git commit. aşağı yukarı ok tuşlarıyla bu şekilde hareket edebilirsiniz. Mesela mesajlı olanı seçmek istiyorsanız taba basın. M dedim mesela ne diyelim hello yazalım ve enter'a bastıktan sonra bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ee, son olarak da fig CLI için e, neler kullanabileceğinizi gösteriyor. Burada arkadaşlar fig diyerek fig menüyü açabilirsiniz statüs barda. Settings diyerek işte preference bu tema seçme alanları falan oradaki gibi ayarlar yapabilirsiniz. İşte bir hatayı report edebilirsiniz ya da güncelleyebilirsiniz update ile. İşte help komentleri gösteriyor. Ve fig invite ile de 5 tane arkadaşınızı buraya davet edebilirsiniz. Nasıl çalışıyor gerçekten bilmiyorum. Fig dedik invite dedik. Invite friends to fig. Ne yapacağını hiçbir fikrim yok. Aa, bir tane bana link alıştırdı. Ben de bunu aşağıya açıklama kısmına ekleyeyim. Gelin siz de deneyin o zaman. Has been copied to the clipboard. Thanks so much for inviting friends. Um, run the fake comment. Tamam. Ne yaptı? Community'ye katılabilirsiniz. Support guide var. Auto complete debuggerı açtı yani bana integration'ları da buradan görebiliyorum. Visual Studio Code üzerinde integration'larına bakalım. Aa, burada da benim portfolyo uygulamam var. Bunun da videosunu çekeceğim bu arada. Bir şöyle deneyelim mesela. Ne dedik? Git dedik. A burada da çıkıyor arkadaşlar. Tamam burayla da bağımlı. Burada da kullanabiliyorsunuz. Git, commit, xm deyip burada çıkabilir. Mesela başka. NPM dedim. Ay, in, NPM install çıkıyor mesela. Aa, NPM oh, bunu direkt başlattı. NPM install mesela paket React dam ekleyeceğim mesela react'tan. React dam. React Dumb React is React Router dumb mesela bunları getirebiliyor React Hook formu getirdi mesela React Drop Zone işte neler varsa otomatik bunları da getirebiliyor arkadaşlar mesela başka neler yapabilirim şöyle silelim NPX yoktu sanırım varmış NPX Create React Native App mesela geliyor React Native işte ESLint neler varsa artık hepsi otomatik olarak bu alanda geliyor. Heroku zaten geliyordu. Heroku Access Addons bakın Heroku'da addonlar vardı evet bunları tanıdık birazcık. İşte AWS'in de tabii yüklü olması gerekiyor bilgisayarınızda. Yani ben de şu anda yüklü değil ama Kullanmanız için yüklenmesi gerekiyor. Mesela AWS Amplify kullanacaksanız falan bunları. Mesela aslında AWS'ta çok gerekli bir şey bence çünkü e, hani hatırlayamıyorsunuz bazen komutları mesela AWS out mu vardı, out manager mesela out nasıl yapılıyor falan bilmiyorum. O yüzden AWS Kafka var mesela. Ne var başka? Amplify. Amplify, create branch, webhook, delete job. Bir sürü bir şey getiriyor işte. Bence kullanmanız gereken bir araç zaten kendini daha da geliştireceğini düşünüyorum. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.